Malanksar Galatasaray'a. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da savunma için Chelsea'li yıldız Malanksar'la görüşme yapıldığı öğrenildi. Daha önce stoper için Barcelona'dan Oscar Mingueza'yı isteyen Sarı Kırmızılılar, İspanyol oyuncunun Celta Vigo'ya gidişiyle alternatif isimlere yöneldi. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim temaslarını sıklaştırdı. Hasan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde. İngiliz basını Galatasaray'ın stoper bölgesi için son olarak İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'nin formasını giyen Malanksar'la prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. 3 senelik kontratı bulunan Fransız savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmeler sürüyor. Cimbom, Sar'dan memnun kalırsa genç savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'da Edinson Cavani çılgınlığı. Seferovic'in ardından Ali Akman'ı da renklerine bağlamak üzere olan ve bir golcü transferiyle daha ilgilenen Galatasaray için flaş bir icra ortaya atıldı. İngilizler Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve İspanyol ekibi Villarreal'le de anlaşamayan Edinson Cavani için Sarı Kırmızılıların devreye girdiğini öne sürdü. Santrafor'un Galatasaray'ın teklifine olumlu dönüş yaptığı ve tarafların ücret, başarı bonusları gibi detaylar üzerine pazarlığa geçtiği ifade edildi. Premier Lig'de 15 maça çıkabilen ve 2 gol bir asist oynayan Edinson Cavani, sakatlıklar nedeniyle United'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Uruguaylı'nın bireysel antrenörle yeni sezona hazırlandığı ve herhangi bir probleminin bulunmadığı bildirildi. Cimbom'un transferde Cavani'nin vatandaşı olan Uruguaylı filebekçisi Fernando Muslera'yı devreye soktu ve yıldız ismi makul ücrete ikna etmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Evander Galatasaray'da. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 3+1 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödeneceğini açıkladı. Danimarka ekibi Midtjylland'le de 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitte ödemek isterken Midtjylland ise 2 taksitte parasını almak istiyor. Bu konudaki sorun da çözülmek üzere. Cimbom kısa süre içinde Evander için resmi açıklamayı yapacak. Tüm bunlar yaşanırken İtalya basınından TMW, Evander Ferreira için Salernitana'nın devreye girdiğini yazdı. İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Botheimer renklerine bağlamıştı ancak bu kez transferin kazananının Sarı Kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'da Kadewere sürprizi. Galatasaray aradığı santraforu Fransa'da buldu. Forvet için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da günüme flaş bir isim geldi. Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Tino Kadewere'nin menajerler aracılığıyla Sarı Kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı. Stiliyle Sarı Kırmızılıların eski dünya ünlü yıldızı Drogba'ya benzetilen Kadewere için nabız yoklayan Cimbom, Zimbabwe'li golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray Lyon'u da ikna ederse Kadewere, Haris Seferovic'le birlikte Sarı Kırmızılıların gol yollarındaki en büyük kozlarından biri olacak. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Kadewere, futbola doğduğu şehrin takımı Harare City'de başladı. 2015 yılında İsveç Ligi takımlarından Jurgarden'a kiralanan Kadewere, 2018 yılında ise Le Havre'a transfer oldu. 26 yaşındaki golcü, 2020 kış transfer döneminde ise tam 12 milyon euro karşılığında Lyon'a imza attı. Santrafor pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatlara forma giyebilen yetenekli hücumcunun Lyon'la olan kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek. Yıldız oyuncu kariyerinde çıktığı 188 maçta 70 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın son gözdesi Nadia Amiri.
Orta sahayı yeniden kurmaya hazırlanan Galatasaray bu doğrultuda çalışmalarını sıklaştırdı. Bu sezon şampiyon olarak sarı kırmızılı camiaya rüştünü ispat etmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine orta sahaya iki takviye daha yapmak isteyen Cimbom'da son olarak Nadiem Amiri ismi gündeme geldi. Bonservisinin bulunduğu Alman ekibi Leverkusen'le sözleşmesi 2024'te bitecek olan Amiri geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A takımlarından Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. Devre arasında geldiği Genoa'da 12 maça çıkıp 2 asist yapan 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray'ın 4 milyon euroluk bir teklifle de Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Amiri Alman milli takımıyla da 3 maça çıkıp 2 gole imza attı. Galatasaray'dan Hamaş hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için girişimlerini sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, sezon öncesi yurt dışı kampına devam ediyor. Lige tam anlamıyla hazır olarak girmek isteyen Galatasaray'da, Cenk Ergün'de bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma bölgesine takviye isteyen Okan Buruk, yönetime seri oyuncuların listesini verdi. Bu isimlerden biri, Afrika Foot United'ın haberine göre Cezayirli sol bek Yanis Hamaş. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtiliyor. Yanis Hamaş, Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giyiyor. Kariyerinde sahaya çıktığı 116 maçta 15 gol atıp 13 asist yaparak tam 28 gole doğrudan etki eden genç yıldızın kulübüyle olan kontratı 2023 yazında sona erecek. Fransa'nın Nice kulübünden Boavista'ya 200 bin euro bedelle transfer olan Hamaş ayrıca Cezayir milli takımıyla da bir karşılaşmada görev aldı.